Mehmet Akif Trak yeni parti olup Cem Uzan etrafında toplanabilir mi? Yok arkadaşlar, bir de ha, o konuya değinelim. Şimdi biliyorsunuz Ali Babacan ve Gül önderliğinde bir yeni parti oluşumu var. Ahmet Davutoğlu'nun kurmak ise Ahmet Davutoğlu çok hırslı bir isim. Bakın çok hırslı bir isim. Ama Ahmet Davutoğlu'nun ben bir kere stratejik öngörüden şundan bundan bir kere kesinlikle uzak bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama çok hırslı bir isim. Yani bazen insanların aynaya bakıp ya ben de var mı demesi lazım. Yani ben bu kadar hırslıymışsın yani bunu yapacak adam mıyım falan demesi lazım diye düşünüyorum. Ahmet Davutoğlu tam işte o benim dediğim adamlar tipine uyuyor. Onun bir başarı şansı olduğunu düşünüyorum ama bakın Ali Babacan ismine dikkat edin arkadaşlar. Yani Gül Ali Babacan ikilimi şeyi var yani Gül'ün partisi Gül'ün partisi var. Yok arkadaşlar artık durum öyle değil. Şimdi Ali Babacan dünya siyasetini, dünya dengelerini değiştiren ve biliyorsunuz dünyayı yöneten işte bizim küresel kuklacı kitabımızı da okuyan dostlarımız çok iyi bilecekler. Orada detaylıca değindiğimiz Bilderberg, o gizli örgütlerin en önemlilerinden bir tanesi olan Bilderberg grubunun daimi toplantılarına daimi katılımcılarından bir tanesi olan birisi. Çok ilginç bir özelliği var. Dünyada Bilderberg toplantılarına bu kadar çok katılıp kendi ülkesinde yönetici pozisyonunda işte başbakan vesaire başbakan pozisyonu seviyesindeki yöneticilik pozisyonuna gelmeyen hemen hemen tek isim. Ve ben bugüne kadar kendisinin bilinçli olarak bekletildiğini düşünüyorum. Hiç yıpratılmadı. Dikkatinizi çektiyse Ali Babacan kendisi de siyasete müdahil olmadı. Yıpratılmadı, yıpranmadı. Bu noktada baktığınızda Ali Babacan'ın nasıl bir tablodan sonra ortaya çıkacağını şöyle bir isterseniz projeksiyonla bakalım. Ali Babacan öyle bir tabloda ortaya çıkacak ki AKP oy kaybetmiş durumda. Yıpranmış durumda, mental yorgunluk, metal yorgunluğu var. Ve ciddi bir kan kaybında. İki, seçimler sonrasında artı yani AKP'deki bu çözülme bir alternatif arayışında artık beraberinde getirecek, bunu tetikleyecek. Bu kesinlikle kaçınılmaz. İki, seçimler sonrasında adeta yangın yerine dönecek bir ekonomi ve ekonominin kaçınılmaz olarak belki çok kısa vadede değil ama kaçınılmaz olarak IMF'in hızına gidilecek gittiği bir ülke. Yani yangın yerine dönmüş, fecaat şekilde ekonomik krizde sarsılan IMF kapısına tekrar düşmüş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi projeksiyonumuz bu arkadaşlar. Karşınızda Ali Babacan ismi dediğiniz zaman gerek uluslararası piyasalarda gerek Türkiye'deki büyük sermaye çevrelerinde kredisi çok çok yüksek olan bir isimden bahsediyoruz. Uluslararası özellikle İngiltere başta olmak üzere bakın Erdoğan Gül Babacan ikilisi bir kere İngiltere kanalıdır. Bunu çok iyi bilelim. İngiltere demek Rothschild ailesi demek, İngiliz kanalı demek. Ne demiştik arkadaşlar? Özellikle Amerika ve İngiltere arasında yani Rockefeller ve Rothschild aileleri arasında bir önemli çıkar ve nüfuz mücadelesi başladı demiştik. Bunun İlk örneğini nerede görmüştük? Suudi Arabistan'da görmüştük. Suudi Arabistan'da yıllardır yani o işte 1920'lerden beri gelen İngiliz nüfuzunu kırmışlardı. Prens Muhammed bin Salman'ın saray darbesiyle iktidara gelmesiyle Amerikan yanlısı çünkü. İngiltere'de demiştik Türkiye'de çok daha ağır biçimde nüfuz alanını artırmak için agresif olacaktır bundan sonra demiştik. Evet şimdi Gül Babacan ikilisi arka planda Gül ön planda yıpranmamış, ekonomik başarısı olan, halkın ekonomik noktada yandım Allah dediği anda öyle işte bakın ben ekonomi yıllarca bu ülkenin uluslararası piyasalarında en güvenilir isim oldum. AK Parti'nin ekonomik olarak büyüme rakamlarının en yüksek olduğu yıllardaki ekonomi bakanı benim diyecek bir isim. Ve aynı anda bakın hiç şey yapmayın, hiç şaşırmayın. Aynı anda bir kere Ali Babacan'ın bir siyasal parti kurmasıyla birlikte pek çok önemli gazetede, yurt dışında, pek çok ekonomi dergisinde, pek çok önemli ekonomik uzmanın ağzından işte Ali Babacan yani bu mealde Ali Babacan Türkiye'de işte başbakan olursa kendiliğinden kredi muslukları açılır vesaire vesaire gibi beyanatların geleceğini göreceksiniz ve bir umut yaratılacak arkadaşlar. Şimdi o yüzden Ali Babacan ismini çok dikkat edin diyorum. Kendisi aynı zamanda İngiliz Milletler Cemiyeti Commonwealth'ın 20-25 kişiden oluşan elit insanlar konseyi üyesidir ve son olarak geçtiğimiz aylarda
Bir rapor hazırladılar. Bu 20-25 kişilik komite her sene bir araya geliyorlar. Bir rapor hazırladılar. Kime hazırladılar bu raporu? Dünya global ölçekteki tüm ülkelerin liderlerine hazırladılar. Dünyanın geneline sundukları bir şey. Ekonomik reçete. Yani Ali Babacan bu tip bağlantıları çok kuvvetli bir isim. Dikkat edilmesi lazım o nedenle. İkinci parti olarak ben Ahmet Davutoğlu'nun partisini pek karşılık bulacağını zannetmiyorum ama ikinci parti eğer olursa bunun dışında bir yeni parti oluşumu işte bir radikal milliyetçi partinin yükselebileceğini söylemek mümkün.